Öncelikle çok sevindim. Sanki kendimle ilgili, benimle ilgili bir beraat kararı gibi mutlu oldum. Bu karar Türkiye'de hala hakimlerin olduğunu gösteriyor. Bu kadar baskı ortamında savcının beraat talep etmesi ve hakimlerin de bu yönde karar vermesi gerçekten beni çok mutlu etti. Ülkemiz gerçekten bunları hak etmiyor. Yani her konuşana davalar açılıyor. Artık o kadar ki sadece gazetecilerle değil, şehit yakınları bile açıklamalarından dolayı, düşüncelerini ifade ettiklerinden dolayı tutuklanır hale geldiler. Daha yakında Ahmet Hakan evinin önünde dövüldü, hırpalandı. Gazetelerin önüne gidip baskınlar yapılıyor, camları, çerçeveleri indiriliyor. Dolayısıyla çok gerçekten ülkemiz adına çok üzüntü duyuyorum. Bugünlerin geçeceğine de yürekten inanıyorum. Bugünler böyle kalmayacak ve bugün bu baskılı ortamını oluşturanlar yarın bu yaptıklarından dolayı da utanacaklar diye düşünüyorum. Bugün benim açımdan da önemli bir gün. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendim ve ilk günde böyle bir duruşmayla başlamış oldu ve o duruşmada beraatle sonuçlandı. Dolayısıyla çok mutluyum. İnşallah Türkiye demokrasiden dönmeyecek. Türkiye medyanın özgür olduğu çağdaş demokratik bir ülke olacak. Fakat bu konuda bütün toplumun demokrasiye, haklarına sahip çıkması, medyamızın da bagajlarını, eski zamandaki hatıralarını, belki kötü şeyler varsa onları bir kenara bırakarak birbirlerine destek vermesi, dayanışma göstermesi gerekiyor. Bu konuda da çok güzel adımlar atılıyor. Geçen Beyoğlu'nda yürüdük cemiyetimizin öncülüğünde. İlk defa gazeteler farklı fikirlerde de olsalar, Cumhuriyet, Zaman, Bugün, Taraf, Hürriyet bir araya geliyorlar ve demokrasi, medya özgürlüğü gibi temel evrensel hakları savunuyorlar. Bu çok beni umutlandırıyor. Kanaatim şu, bu baskı ortamı Türkiye'de bize gerçek demokratlığı öğretecek diye inanıyorum. Zaten öğrenemezsek de yanı başımızda çok kötü örnekler var. Suriye var, Irak var, Libya var. Onlar gibi bir ülke olmak istemiyoruz. Ben toplumumuzun da bunu istemediğini düşünüyorum. Efendim, siz daha demin söylediniz, bir görev değişikliği olduğunu söylediniz. Genel Yayın Yönetmenliğine geldiniz Zaman Gazetesi'nde. Baskıya uğrayan bir gazete. Siz de şu anda o gazetenin en tepesindeki kişi oldunuz. Az önce söylediğim gibi, yani bizim yayın yönetmenimiz Ekrem Dumanlı, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi gazetecilerden biri. Yiğit bir insan. Bu meydanlarda onun haklarını savunmak için bulunuyorduk. 14 Aralık'ta çok antidemokratik bir baskıya gazetemiz maruz kaldı. Ve o sıkıntılar da ayrılmasında, yani o baskılar da Ekrem Bey'in görevi bırakmasında etkili oldu. Fakat Ekrem Bey aynı çizgisinde, demokrasiye destek, medya özgürlüğüne destek çizgisinde yazılarını gazetemizde devam ettirecek. Bize böyle bir görev verildi. İnşallah biz de gereğini, demokrasiyi savunma, medya özgürlüğünü savunma ve herkesin haklarını, herkes için adaleti savunmayı başarırız diye ümit ediyorum. Bütün okurlarımızın ve bütün toplumumuzun desteklerini, dualarını, demokrasiye inanan herkesin dayanışmasını bekliyorum. Peki bu seçim yaklaştıkça baskılar daha da mı fazla artacak? Bence bugünkü işaret beni umutlandırdı. Yani bu kadar ağır baskı ortamında, düşünün, bir gazeteciye evinin önünde dayak atıldığı bir ortamda, burada Çağlayan da savcı beraat talep etti. Hakimler de onun kararına uydu. Aslında burada eleştirilen, Sedef Hanım'ın eleştirdiği 17-25 Aralık soruşturmasıydı. Bunun kapatılmasını eleştiriyordu. Bu dosyanın kapatılmasını eleştiriyordu. Ve bu konuda beraat çıktı. Dolayısıyla ben bütün gazetecilerin fikirleri ne olursa olsun daha özgürce kendilerini ifade etmesi gerektiğine, adaletin mutlaka bir yerde tecelli edeceğine, korkmamak gerektiğine inanıyorum. Biz doğruyu yapanlar niye korksun? Yanlışı yapanlar korksun, suçlular korksun. Temiz vatandaşların korkmasına bir gerek yok.